Herkese selamlar, merhabalar. Kelime dersi uzun zamandır kelimelerle ilgili çalışma yapmıyorduk. Dedim ki artık kelime yapmanın zamanı geldi. İlk kelimemiz neyle başlıyor? Sonu L'ye ile bitiyor. O zaman bu bir ne kelimesidir? Bu bir zarf. Süper. Zarflar ne yapar? Fiilleri nitelerler, fiilleri derecelendirirler. Hatta sıfatları derecelendirirler. Hatta zarfları bile nitelendirip onları derecelendirirler. Bir işi ne kadar böyle nasıl bir şekilde yaptığımızı soruyorsak fiile nasıl bir şekilde yapıyorsun? Nadiren yapıyorum, hemen yapıyorum. Bu tarz bir cevap veriyorsan o zaman o neydi? Zarfın sorusuydu. Bize ya işte ne yapacak ya kendini ya tüm cümleyi ne yazık ki diye bir cümleye başlıyorsam ne yapıyorum? Tüm cümleyi nitelemiş oluyorum. İşte fiilin önüne geldiyse ne yapıyor? Fiili niteliyor. Sıfatı nicelendiriyor, nitelendiriyor. Zarfın cümlede bu tarz görevleri vardı hatırlarsak. Bakalım. Impatiently ne demekti? Merakla. Merakla. Subtly. Bunlar daha önce tabii ki çıkmış sorular. Bu ne anlama geliyordu? Sinsice. Sinsice. Cevapları yazmayın olur mu? Hep beraber görelim. Sinsice, incelikle. Preciously. Ne anlama geliyordu? Ha, ne demekti bu? Değerli bir şekilde. Değerli bir şekilde. Consistently sürekli, adversely tersine, aksine, olumsuz bir şekilde, öyle, o şekilde de çevirebilirsiniz. Tersine, aksine, böyle de çevirebilirsiniz. Şimdi, bakalım, according to ne anlama geliyordu? E göre, süper, e göre anlamına gelen bir bağlacımız. Neye göre? Davranışsal yaklaşıma göre. Psikolojiye davranışsal yaklaşıma göre. Öğrenme meydana gelir. When, ne olduğunda? Yeni bir davranış is. Repeatedly, tekrar tekrar olduğunda. Repeat, tekrar etmekte. Ne yaptı? Onun bir şekilde zarf yaptı. Repeatedly, tekrar tekrar olduğunda ve ne olduğunda, performans ne hale döndüğünde bir cevap olacak uyarıcı. Uyarıcılara verilen uyarıcıya bir tepki olarak. Performans ne olduğunda? Aslında bu çok böyle kapalı bir soru bence. Çok böyle açık bir soru değil. Yani cevap direkt açık bir şekilde değil. Merakla performans edildiğinde, merakla gösterildiğinde der miyim? Merakla gösterildiğinde saçma. Bak bunu eledim. Sinsice gösterildiğinde, incelikle gösterildiğinde saçma. Değerli bir şekilde gösterildiğinde ya sürekli bir şekilde gösterildiğe düşersin ya da tersine olumsuz bir şekilde gösterildiğinde ya buna düşersin ya buna düşersin. Normalde cevabımız adversely. Tersine, aksine bir davranıştan bahsedeceğiz. Bir şeye tepki olarak cevap verildiğinde, bir uyarıcıya tepki olduğunda, olumsuz bir şekilde, tersine, aksine bir olumsuz olarak gerçekleştirildiğinde ya da tekrar tekrar gerçekleştirildiğinde meydana geliyormuş öğrenme. Tamam? Bu çok kapalı ve düşünmesi çok muhtemel bir soru bence. Yani direkt açık ya da bir yerden yakalayabileceğimiz bir soru değil bence. Tamam? Gelelim ikiye. Whenever. Her ne zaman? Her ne zaman? Bunlar yok değil sorusu bu arada. Her ne zaman? Birisi görür. Neyi? Kelimelerimize bir bakalım. Bu bir ne sorusu? Aslında burada bir fiil var. Doğru mu? ED ile kullanmış. Bakıyorum şuraya. Be'si de var. Bunlar aslında ne anlamda? Pasif olarak kullanılmış. Pasif. Be verb 3 yapmış. Güzel. Reveal ne anlamdaydı? Meydana çıkarmak. Meydana çıkmak, meydana çıkarmak diyorduk. Meydana çıkarmak. Başka bunun eş anlamlıları ne vardı?
unearth ya da disclose, güzel. Başka uncover da olur mu? Süper. Bunların hepsi meydana çıkarmak, ortaya çıkarmak, appear gibi görünmek anlamındaydı biraz daha. Protect, korumak. Başka ne söyleyebilirim korumak için? Preserve olur mu? Ya da conserve? Bunların hepsi de korumak anlamındaydı. Worsen neydi? Kötüleşmek. Restrict ya da confine ya da başka ne söyleyebilirim? Limit. Bu ne demekti? Sınırlandırmak, sınırlamak ya da kısıtlamak. Kötüleşmek, deteriorate olur mu? Olur. O da kötüleşmek anlamında. Disturb ne anlamdaydı? Disturb. Rahatsız etmek. Güzel. Rahatsız etmek. Başka ne söyleyebilirim bunun için? Harass diyebilir miyim? Ya da annoy. Bunlar da yine eş anlamlı kelimelerimizdi. Şimdi bakalım. Her ne zaman biri görür, karmaşık bir durum biçimi görürse, karmaşık bir yapıda görürse, neye bakayım? Bir farklı perspektiften karmaşık bir yapıda görürse, yeni ve önemli özellikler, durumun yeni ve yeni ve önemli özellikleri ne olur? Meydana çıkarılır. Farklı perspektiften, farklı açıdan bakıldığı zaman yeni ve önemli özellikler ortaya çıkarılır, meydana çıkarılır demez miyim? Güzel olmaz mı? Olabilir, bir dursun. Farklı durumun yeni ve önemli özellikleri korunur, saçma, kötüleşir, sınırlanır. Niye sınırlansın? Farklı bir açıdan bakıyorum. Daha farklı göreceğim her şeyi. Rahatsız edilir, zaten saçma. Meydana çıkarılır. Tamam. Şimdi bakayım diğer soruma. Public, kamu. Challenging, zorlu. Gentle. Gentle ne demekti? Gentleman. Kibar. Aa, gerçekten mi? Ekran geriden mi geliyor herkese? Crucial, vital. Ya da ne söyleyebilirim başka? Pivotal. Başka important. Significant. Bunların hepsi önemli anlamındaydı. Rare ya da scarce. Bunlar nadir. Nadir. Nadiren zarf hali. Nadir. Bakalım oldu. Bir oldu ne anlamındaydı? Oldu, even though, despite, not with, standing. Bunlar ne anlamındaydı? Rağmen anlamına gelen bir bağlacımdı benim bunlar. Şurada bir nonetheless gördüm. Nonetheless never'dınız ama fakat anlamına gelen zıtlık bağlaçlarımızdı. Bunlar rağmen anlamına gelen zıtlık bağlaçlarımızdı. A blog. Bir günlük ya da bir kişisel online günlükten bahsediyorum. Blog ya da kişisel online günlük. Like. Seems like. Ne gibi görünürmüş? Seems görünmek anlamındaydı. Ne gibi görünürmüş? Bir böyle içten bir journal, günlük. İçten samimi bir günlük olarak görünmesine rağmen. Bak olduğuya bağladım. Blog ya da kişisel online günlük samimi içten bir günlük olarak görünürmüş. O aslında occupy. Occupy ne demekti? Bir şeyle meşgul olma. Bir şeyle meşgul olmak, işte kaplamak, meşgul etmek, işgal etmek, meşgul etmek, işgal etmek.
oluşturmak hep o anlamlarda kullanacağız. Aslında oluştururmuş neyi? Bir şey söyledi şuraya. Yazma alanı rather than. Bak buradaki rather than önemli. Rather than. Neyden ziyade? Den ziyade. Neyden ziyade? Özel olanından ziyade. Şimdi sana şurada rather'dan geldiyse o zaman sana şuradakiyle şuradaki arasında bir bağ kurmanı istiyordur. Doğru mu? Bir bağ kurmanı istiyordur. Anlaştık mı ne demek istediğimi? Anlatabildim mi? Provide özel olandan ziyade şuna itiyor seni. Bir şeye itiyor. Ne? Kamuya itiyor. Çok güzel. Özel olandan ziyade ne diyor? Kamu yazma alanı oluşturur diyor. Özel alandan ziyade kamu yazma alanı oluşturur. Şuradaki bak bir bağlaç benim ne yaptı? İşimi hemen kolaylaştırdı. Anlaştık mı? Geçtim dörde. Şimdi formerly. Oradakine biri diye. Özel olan biri. Bir özel olanından ziyade kamu yazma alanı yaratmış. Tamam. Formerly eskiden, önceden anlamında. Rapidly hızla. Kindly iyi kalpli anlamında. İyi kalpli. İyi kalpli. Daha sonrasında başka rarely söylemiştik zaten nadiren. Recently son zamanlarda. Bakalım ne söylemiş. Geographic bilgi sistemi was introduced. Introduced. Ne yapmış? Tanıtıldı. Pasif çekimlemem gerekiyor. Doğru mu? Be verb 3 yapısında. Tanıtıldı. İlk kez. 1964'te ilk kez tanıtıldı. To help. Yardım etmek için bilim insanlarına. Conduct. Conduct ne demekti? Ver eş anlamlısını. Gönder. Yürütme. Carry out. Süpersiniz. Carry out. Implement. Applied olur mu? Uygulamak. Uygulamak, yürütmek anlamında. Execute, süper. Onu da yazalım. Yardım etmek için bilim insanlarına tanıtılmış. Ne yapmaları için? Yürütmeleri için, araştırmayı yürütmek için, bilim insanlarına yardım etmek için araştırma yürütsünler diye ne yapılmış? Tanıtılmış. Much more, daha fazla. Bilmem bir şey ve accurately. Accurately ne anlamında? Tam olarak, doğru olarak, kesinlikle, aynen öyle. Doğru bir şekilde, daha doğru ve daha ne yapsınlar diye, daha ne gelir buraya, hangisi daha uygun olur? Daha hızlı ve daha doğru bir şekilde yapsınlar, yürütsünler diye yardım etmek için ne yapacak? Bu bilgi sistemi tanıtılacak. Güzel, süper. Gelelim 5'e. Bakalım ne söylüyor. Inform. Yine burada bir pasif çekimlenme dikkatimi çekiyor gördüyseniz. Be verb 3 yapısında. Be verb 3. Inform. Bilgilendirmek değil miydi? Bilgilendirmek. Argue. Argue ne demekti? Tartışmak. Tartışmak. Treat'ın iki anlamı var. Birisi muamele etmek, davranmak anlamında. Birisi de tedavi etmek. Şurada bir tehdit gördüm. Treat olursa tehdit. Unutma. H varsa tehdit,
Hey yoksa tedavi, muamele etmek ya da davranmak. Tamam? Rise. Yükselmek anlamında. Yükselmek, artmak. Aynen. Increase de olur mu? Olur. Delete. Silmek. Silmek, bozmak. Klinik araştırmalar suggest, önerir that, şunu. Buradaki that ne? Buradaki that ne that'i? Non-closed that'i mi? Relative closed that'i mi? Ne that'i? Aman yarabbim. Relative closed diyenler var. Non-closed that'i. Neden? Kendisinden önce bir verb gelmiş. Verb. Fiil var. Fiil varsa relative clause mu diyorduk? Relative clause kendisinden önce sadece isim alıyordu. Tamam. Non-clause. Non-clause dedi. Kendisinden önce isim aldığı için non-clause dedi. Şey, fiil aldığı için non-clause dedi. Verb. Geldi. Non-clause dedim. Klinik araştırmalar önerir şunu. Neyi öneriyor? Bakayım. Ne yazık ki. Maalesef ne yazık ki hastaların %30'una kadar ne yapılıyormuş, bir şey yapılıyormuş. For malaria, malaria dediği sıtma. Sıtma. Without, sızsız, madan, meden, even, hatta ne olmadan, enfekte olmadan, o tarafından. Buradaki it dediği hangisi? Buradaki it dediği ne? Buradaki it ne? Süpersiniz. Süpersiniz. Buradaki it malaryaya refer ediyor. Sıtmaya refer ediyor. Onun tarafından, hatta enfekte olmadan bile, onun tarafından, bak burada da bir pasif kısaltma var. Onun tarafından enfekte olmadan, hatta enfekte olmadan ne yapılacak? Ne yapılacak? Hastalar ne yapılır? Tedavi edilir. Hastalar tedavi edilir. Geldim 6'ya. Bu bir ne sorusu? İsmin önünde. Bu bir sıfat. Sufficient ya da enough. Ya da adequate olur mu? Yeterli anlamında. Fragile, susceptible, vulnerable, delicate. Ya da buna open to deriz. Ya da defense, korumak anlamında değil miydi? Defenseless getiririm. Savunmasız yaparım. Defanstan hatırlayayım. Defans ne yapıyor? Koruma yapıyordu. Defenseless getirdim. Savunmasız oldu. Temporary, geçici. Essential. Main. Primary. Ya da fundamental. Bunlar ne anlama geliyordu? Principle. Esas, ana. Temel. Güzel. Wagyu. Ambiguous. Bunun için ne söylüyorduk? Abidik gubidik öyle hatırlayabiliriz. Uncertain, unclear. Güzel. Ya da indefinite. Bunlar neydi? Belirsiz. Muğlak. Belirsiz, muğlak olarak kullanıyorduk. Bakalım. Şarkı ve dans.
Nasıl elementtir? Nasıl elementtir? Yeterli element, hassas element, geçici, gerekli, temel, esas element ya da belirsiz element. Balenin bir şey elementidir. Bak, bale ile ilgili sana which deyip açmış bilgi veriyor. Distinguish, ayıran, tiyatrodan ayıran, onu tiyatrodan ayıran balenin bir şey elementiymiş. Bir şey elementi. Nasıl element? Sonra baksana, tiyatro ile ilgili bilgi veriyor. In which şarkı ve dans may be present. Mevcut olabilir. Tiyatroda şarkı ve dans mevcut olabilir ama but are not necessary, ille de gerekli element değildir. Şimdi sana bak, nereden yakalayabilirsin? But'ını koymuş zıtlık, sana necessary demiş. Sen zıtlık olması için buraya ne koyabilirsin? Are not necessary dediği için. Sen buraya ne koyabilirsin? Senin için gerekli, temel, esas olanını koyarsın. Tamam? Anlaştık mı? Burada senin için but dediği için, but are necessary, zıtlık yapman gerektiği için. Tamam? Güzel. Devam. Geldik phrasal verb'ümüze. Bakalım phrasal verb'de ne söylüyor? Neler vermiş? Fall behind, gerisinde kalmak. Gerisinde kalmak. Hocam, bir sürü phrasal verb var. Hangisini ezberleyeceğiz? Sen hepsini ezberleyemezsin. Sen otur çıkmışları ezberle. YDS'ye bak, YDT'ye bak, YÖKDİL'e bak. ÖSYM senin için zaten orada bir havuz oluşturdu. Otur onlara çalış. Sen diğerlerini bir dursun onlar. En azından senin için 5 tane şıkta 3'ünü bilsen, oturuyor mu oturmuyor mu onlara baksan en azından 2 şık arasında kalırsın. Tamam? Sen otur çıkmışları ezberle. Put on. Hem giyinmek anlamında hem kilo almak anlamında. Hem giyinmek hem kilo almak. Break down. Azaltmak, düşürmek. Decrease diyebilir miyim? Derim. Kimle karışır? Decrease. Consist of ya da be made up. Ya da ne söyleyebilirim? Comprise of der miyim? Bunlar ne anlama geliyordu? Oluşmak. Paylaşacağım Esma. Come true. Come true. Sevdiğim bir phrasal var. Üstesinden gelmek. Üstesinden gelmek. O come across. Karşılaşmak come across. Üstesinden gelmek. Başka. Overcome. Süper. Deal with, tackle, handle, handle, başka yazmadığımız kaldı mı? Cope with, en önemlisini yazmadık, cope with. Bunların hepsi üstesinden gelmek, başarmak anlamında kullanabilirsiniz. Bakalım şimdi ne söylemiş sorumuz da. Avcılık ve toplayıcı toplumlar genellikle bir şey yapacaklar. Ne? Yaklaşık. Yaklaşık anlamına gelen nelerin vardı? Sayının önünde. By, around, about, some, nearly, roughly. By around. Bu ikisi kalıp olarak sınavda çıkmıştı. Bunların yanına bir sayı geldiği zaman ne diye çeviriyorduk? Yaklaşık. Olur. Hemen hemen anlamında. O da olur. Güzel. Süper. Yaklaşık 50 birey. Ne yapıyormuş bu 50 birey? Who dedim, açtım. Bakayım.
Bireylerle ilgili bana bilgi veriyor. Are related to. Akraba olan, yakın olan. Each other, birbiriyle yakın olan. Through, vasıtasıyla. Vasıtasıyla. Ne vasıtasıyla? Başka by der miyim? Via der miyim? By the means of der miyim? Bunların hepsi aracılığıyla, vasıtasıyla, evlilik aracılığıyla, evlilik vasıtasıyla ya da diğer bazı diğer seremoniler vasıtasıyla birbirleriyle yakın olan 50 birey, yaklaşık 50 birey ne yapacak bu toplumu? Bu toplumu ne yapacak? 50 bireyi ne yapar? Gerisinde kalmak. Kilo almak, giyinmek çok mantıksız. Azaltmak. Bu 50 bireyi oluşturacak, doğru mu? 50 bireyi meydana getirecek, oluşturacak. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Account for illaki görmüşsünüzdür. Oluşturmak anlamında kullanıyoruz. Hem de izahat vermek anlamında kullanıyoruz. Böyle yanında account for'ın şöyle yazayım. Account for'u sordu diyelim kişiklerde. Account for. Sana da şuraya dedi ki işte bla bla. %60. 30 yazdım. 60 deyip 30 yazdım. %30 dedi. Kesin oluşturmak anlamında bunu soruyordur. Cevaptır. Tamam. %30'unu oluşturur. Buna karşılık gelir anlamında soruyordur. Account for'u soruyordur. Burada da yine bak yaklaşık 50 birey ne yapacak? Oluşturmak anlamında kullandı. Tamam. Bu 50 bireyden oluşuyormuş. Avcı ve toplayıcı toplumlar. Geldim diğer neye? Diğer phrasal verb soruma. Central, merkezinde olmak. Odaklanmak, yani bir şeyin merkezinde olmak, ona odaklanmak. Fall behind. Bak, bak, havuza bak. Yine çıktı. Fall behind. Ne demekti? Gerisinde kalmak. Leave out. Ne demek leave out? Hariç tutmak. Except. Hariç tutmak. Bring down. Yine çıktı. Azaltmak. Put off. Put off. Ben atarım bu havuzu size. Ben atarım bu havuzu. Put off. Ertelemek. Gelsin ertelemekler. Delay, delay. Postpone. Call off. Başka. Suspend. Güzel. Put aside. Bunlar da bizim önemli olanlarımızdı. Ertelemek anlamına gelen önemli kelimelerimizdi. Bioinformatik. Bioinformatik yeni bir alandır. Bak nasıl alan sana det deyip açıyor. Gelişme ve uygulama. Computational. Hesaplama metodunun gelişmesini ve uygulayan bir şeyden bahsedeceğim. To organize. Düzenleyen. Integrate. Bütünleştiren ve analiz eden. Neye? Genelleştirilmiş. Bilgileri, genelleştirmiş bilgileri, benim bilgilerimi analiz eden, bütünleştiren, organize eden, hesaplanmış bilgileri uygulayan ve geliştiren ne olacak? Gerisinde kalmak saçma, yeni bir alan, hariç tutmak, azaltmak, ertelemek. Bak şunların hepsi biraz daha olumsuz bir anlam gibi. Ne yapacak? Onu merkezinde tutan, onu odağına koyan yeni bir alanmış. Hesaplama metotlarının gelişmesini ve uygulamasını merkezine koyan, ona odaklanan bir alanmış. Anlaştık mı? Güzel. Ertelemek anlamı da var. Gelelim buna. Dokuzuncu sorumuza gelelim bakalım ne söylüyor. Expense, masraf, harcama,
precaution ya da caution ya da measure ne anlama geliyordu? Önlem, tedbir. Bak geldi, treat, tehdit etmek. Treat neydi? Tedavi, güzel, karıştırmayın. Davranmak, muamele etmek. Advance ya da improvement ya da development. Bunlar bir isim, doğru mu? Sonuçunla bitiyor. Ya da progression. Bunların hepsi ilerleme, gelişme. Decline, düşüş, azalış. Ya da reduce da diyebilir miyim? Reduce da deriz, decrease de deriz. Güzel. Bakalım sorumuza. Bilimsel buluşlar may be made. Ne kullanılmış? Hem model hem model pasif kullanılmış. Doğru mu? May be made. Yapılabilir. Başkası tarafından yapılabilir. Simultaneous. Eş zamanlı olarak. Var. Decline'ın reddetmek anlamı da var. Düşmek, azalmak anlamı da var. Eş zamanlı. Eş zamanlı olarak yapılabilir. By scientists, bilim insanları tarafından eş zamanlı olarak yapılabilir. Çalışan, bağımsız olarak çalışan bilim insanları tarafından eş zamanlı olarak yapılabilir. Yani benim başkasından haberim yok ama aynı çalışmayı yapıyorum aynı zamanda. Ama neredeyse her bilmem bir şey dayanır önceki çalışma ve teorilerim. Önceki çalışma ve teorilere masraflar dayanır. Ne alaka? Bak saçmalığa bak. Önceki önlem ve tedbire dayanır. Senin her çalışma için aldığın önlemin o çalışma içindir. Öncekini ne karıştırıyorsun? Tehdit etme, önceki tehdit etmelere bağlıdır. Önceki çalışma ve teorilerin tehdit etmesine bağlıdır. Saçma. Önceki azalış, düşüş. Saçma. Önceki ilerlemeye sen onu baz almaz mısın? Ona göre ilerlemeni önceki çalışmalara, önceki teorilere göre çalışmaların ilerlemeni öncekilere göre yapmaz mısın? Önceki. Senin için burada güzel bir şey bence, kelime. Tamam? Anlaştık mı? Gelelim buna. Son fiilimiz. Bakalım abandon, terk etmek. Başka, disordered, çöl dışında terk etmek anlamı da var. Tamam, bunu unutmayın. Approve, approve. Ne demek de approve? Ratify ya da confirm. Onaylamak. Ya da certify de olur. Hinder, block, başka, hamper. Çok güzel, görüyorum, bakıyorum. Bunlar ne anlamındaydı? Engellemek. Sınırlamak, prevent'i de sınırlamak, engellemek, önlemek anlamında ya da restrain, bunları kullanabiliriz. Eliminate, yok etmek. Ortadan kaldırmak. Enhance, bu da arttırmak. Ya da yükseltmek. Güzel. Şimdi bakalım geliştirmek, yükseltmek. Aynen öyle. Enfetaminler. Enfetaminler. Merkezi sinir sistemi uyarıcıları. Stimulant uyarıcı. Uyarıcıları kullanır. Tıbbi olarak to treat, tedavi etmek için narkolepsi.
Narkolepsiyi tedavi etmek için tıbbi olarak amfetaminler merkezi sinir sisteminin uyarıcılarını kullanırlar. Kullandılar. Ayrıca bak olsa hem sana zıtlık verebilir hem de sana ekleme yaptırabilir. Zıtlık da yaptırabilir, ekleme de yaptırabilir. Burada ne söylüyor? Bak hem tedavi etmek için kullandın, ayrıca kullanılır. Bak yine eylemin aynı olduğu için burada sana ne yapıyor? Ekleme yaptırtıyor. Ayrıca kullanılır bir şey yapmak için performansı. Performansı sen ne yaparsın? Arttırmak için, yükseltmek için kullanırsın. Tamam? Bak zaten şu ve şu üçü olumsuz yapıda. Direkt kafada. Senin buradaki olsun sana ekleme yaptıracağını gösteriyor. Ayrıca kullanırlar dediği için. Senin o zaman diyeceksin ki he, o zaman benim burada olumlu bir şey aramam gerekiyor. Anlaştık mı? Bak bağlaç deyip geçme. Kelime sorusu da çözdürüyor sana. Tamam. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Rica ederim. Rica ederim. Ne demek? Yaparız. Yine eş anlamlıları yine yaparız. Telegram kanalımdan paylaşırım. Tamam. Rica ederim. Nursacığım çok sağ ol canım benim. Çok sağ olun. O zaman kendinize iyi bakın. Yükleyeceğim. Birazdan yükleyeceğim YouTube'a. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar. Görüşürüz.